Başlayalım mı? Sayın basın mensupları, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün hakim ve savcı kura töreninde yaptığı açıklamada, insanların adalete güvenmediği bir toplumda huzur ve emniyet iklimi korunamaz, ne de devlet düzeni sağlanabilir demiştir. Bu sözleri kimin söylediğinden bağımsız ele aldığınızda, katılmamak mümkün değil. Ama bu sözleri kim söyledi diye baktığınızda 18 yıl boyunca herhalde iktidarlarının en başarısız olduğu iki alandan bir tanesinde, yani milli eğitimde ve adalette bugün gelinen noktanın baş mimarı olan kişinin bu sözleri söylemesi gerçekten şaşırtıcı. Şöyle sormak gerekiyor o zaman Recep Tayyip Erdoğan'a. 2016 yılında dönemin Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit yaptığı açıklamada yargıya güven %70'lerdeydi, şimdi %30'lara indi diyor. 70'lerden 30'lara inerken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 2017'de adalete güven her geçen gün düşüyor diyor. Kendisi Adalet Bakanı ve partisinin başkanı Recep Tayyip Erdoğan hala öyle. Dönemin AKP Genel Sekreteri, şimdinin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2014'te yargıya güven %60'lardan %20'ye düştü diye bir tespitte bulunuyor. Şimdi de Adalet Bakanlığı koltuğunda ve Recep Tayyip Erdoğan da insanların adalete güvenmediği bir toplumda huzur ve emniyet iklimi korunamaz, devlet düzeni sağlanamaz diyor. Öyle bir noktadayız ki işin faili sonuçlarından neredeyse dönecek, bizi sorumlu tutacak. Şunu sormazlar mı? Bu adalet düzenini 18 yılda yaptığınız bir dizi peşi sıra hatayla, yanlışla, kasıtla bu noktaya getiren kim? Orada konuşuyorsunuz da Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafsız bir yargı talebi olmadığı, kendinden taraf bir yargı yaratabilmek için elinden gelen her şeyi yaptığı ortadadır. Bir ülke düşünün ki kuvvetler ayrılığı bu kadar ayaklar altındadır. Yargı yılının açılışı herhangi bir yerde yapılmamakta, külliyeye çağrılmakta, külliyede Cumhurbaşkanı'nın huzurunda, ama bir yandan da bir siyasi partinin genel başkanı sıfatıyla açılış yapılmakta, yüksek yargı mensupları bir partinin genel başkanı salona girince ayağa kalkmakta, onu alkışlamakta, onun öğütlerini dinlemekte, ona göre yasama yargı faaliyetine bir yıllığına tekrar başlamaktadırlar. Ve dün kura çekiminin yine bir partinin genel başkanının huzurunda yapıldığı gerçeğine herkese bir kez daha hatırlatmak lazım. Artık bu Cumhurbaşkanı eski tarafsız, partisiz Cumhurbaşkanı değil, bir partinin genel başkanı. O ellerle partisine il başkanı atayan, ilçe başkanı atayan imzaları atıyor. Aynı mürekkeple dönüyor, vali atıyor, büyükelçi atıyor. Ve hakimlerle, savcılarla kura çekim döneminde bir araya geliyor ve beylik laflar söylüyor. Herkesin ağzına yakışır da sizin ağzınızda durmuyor bu laflar. Hoş durmuyor bu sözler. Eğer öyle olacak olsa hakimlere doğrudan teminat veren ya da onların kararlarını tanımayan sözleri bu kadar kolay söylemezsiniz. Serbest bırakılan biri için onu öyle bırakmam dedikten bir gün sonra yeniden tutuklama kararlarının çıktığını hepimiz biliyoruz. Gezi davası, FETÖ'cülerin hazırladığı bir iddianame salonda herkesin gözünün önünde çöktü. Kanıt yok, nerede? Bunu söylüyorsun ama ispatla sorularına. Savcı bir şey diyemedi. Savcı resmen makamında eridi. Üç hakim her ne kadar bunlar iddia söylense de hiçbiri ispatlanamadı. Herkes beraat etsin dedi. Ve Osman Kavala'ya bir başka dosyadan tutuklama çıkarana kadar saatlerce salmayıp tutup daha sonra kendisine tutuklama kararı
çıkarttılar ve tekrar içeriye attılar. O dosya da çöktü. Ahim'de de mahkum oldu. Bir üçüncü dosyadan tekrar içeride tutuyorlar. Ve sebebi Recep Tayyip Erdoğan ertesi gün mahkemeden sonra dedi ki birini beraat ettirmeye çalıştılar. Türkiye'deki durum şudur. Birileri mahkemeler Türk milleti adına diye karar vermektedir. Ama Recep Tayyip Erdoğan kendini bu kararın üstüne koyup adeta kendisini yargıda da son karar merciği olarak düşünmektedir. Osman Kavala Recep Tayyip Erdoğan'ın aklında mahkum edildiyse, onun vicdanında mahkum edildiyse, Osman Kavala'yı Türk milleti adına karar veren mahkemeler dahi beraat ettirememektedir. Ve bu şartlar altında gidiyoruz. Ve çok net söyleyelim. Bunu hatırlatalım, milletimiz bunu hatırlasın. Rahip Branson, Rahip Branson, bu ruh bu bedende durdukça bırakılmayacak diyordu. Bu da yargı kararlarına bir yön vermeydi. Ama Trump'ın telefonuyla serbest kaldı. O bile şaşırdı nasıl kendini uçağa attığını. Çünkü Trump Erdoğan'dan istedi rahibi. Hani o papazı vermeden bu papazı alamazdı? Bir telefonla. Merkel bir telefonla Deniz Yücel'i serbest bıraktırmadı mı? Deniz Yücel tutuklanmam da hukuk dışıydı, nasıl kaldım onu da bilemedim dedi. Oysa sabahtan tahliye talebinin reddine karar verilmişti. Merkel'in telefonuyla. Macron askeri bölgelerde ajanlık olarak kabul edilebilecek fotoğraflamalar yapan Fransız gazeteciyi isteyince Macron'a vermedi mi Recep Tayyip Erdoğan? Serbest bıraktırmadı mı? Hatırlamıyor muyuz? Schröder telefon edip de Büyükada tutuklularını, göya darbeyi o gece yönetmişler Büyükada'dan denen insan hakları savunucularını Schröder'in telefonuyla bırakmadık mı? Dün atanan kurasını çeken gencecik yargı mensuplarına şunu söylemek istiyoruz. Onun dün söylediklerini yapın ama yarın size söyleyeceklerini yapmayın. Sakın yapmayın. Çünkü o bir tarafsız yargı değil, kendinden taraf bir yargı istemektedir. Ve bunu yaptığı bütün kararlarla, söylediği bütün sözlerle de teyit etmektedir. Maalesef ülkemizde kimin atılacağına dünya liderimiz, kimin serbest kalacağına da dünyanın diğer liderleri karar vermektedir. Siz bunu böyle yapmazsanız, dünkü konuşmadaki konuşmayı yapandan bağımsız metinle biz barışıyoruz. Ümit ediyoruz öyle olur ama metin ayrıdır. O metni prompterdan okuyanın yargı üzerinde kurduğu baskılar da ayrıdır. Şimdi de bir başka baskıyla karşı karşıyayız. Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kendisi de Vefa grubunda çalışan, destek olan ve çok sayıda arkadaşıyla birlikte çalışan Eren'imiz akşamleyin kaymakamlığın önünde bir hareketlilik gördü. Ve belediyelerin birçok faaliyeti yasaklanırken Yüreğir Belediyesi'nin kamyonuna kaymakamlık önünde bir aktarım gördü. Vefa destek grubundan biri olma sıfatıyla da ve gitti dedi ki burada ne yapıyorsunuz? Orada ne yaptığının telaşında olan kaymakam ve kaymakamın koruması orada gidin buradan, başımıza toplanmayın, herkes buralara gelip bir şey soruyor, gidin diyerek bağıra çağıra kovarken sen bizi kovamazsın diyenlere silah çektiler. Olay ertesi gün karşılıklı suçlamaların dinlendiği polis merkezinden savcıya bile çıkarılmadan serbest bırakmayla sonuçlandı. Ama bunu Yüreğir İlçe Başkanlığı, Adana İl Başkanlığı AK Parti'nin öyle bir taşıdılar ve Cumhurbaşkanı da yargıya öyle baskı yapıcı bir konuşma yaptı ki Eren apar topar yeniden tutuklandı. Eren yeniden sorgulandı ve bu kez tutuklandı. Eren 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı hapiste geçirdi ve biz de dedik ki biz Eren'den eminiz, kaymakamlığın MOVESA kameralarını yayınlayın dedik. Halen daha söylüyoruz, o meydandaki bütün kamera kayıtları çıksın, çıkaramıyorlar. Ama o olayların içinde olan bir gencin
Telefon kayıtları çıktı şimdi. Görülüyor ki Eren'in hiçbir suçu yok. Ne darp var, ne saldırı var. Belki bir itiş kakış var. İtiş kakışı yapan da kaymakamın koruması. Gidin buradan diyor. Gidin buradan size ne diyor. Duramazsınız diyor ve şak silahı çekiyor. Şimdi burada açığa alınması gereken kişi kaymakamın koruması. Kaymakamın talimatıyla yapıldıysa soruşturulması gereken kişi kaymakam. Bir gözaltı olacaksa, bir tutuklama olacaksa kendine emanet edilen kamunun verdiği silahı hem teşhir etme suçu, silahla korkutma, ölümle tehdit, bunların hepsi ortadayken mağduru alıp içeri atıyorlar. Neden? Recep Tayyip Erdoğan siyaseti öyle kuracak, öyle kurgulayacak. Recep Tayyip Erdoğan diyecek ki PKK Vefa'ya saldırdı, bir gün önce sonra da CHP saldırdı. Bunlar aynı. Bu cümleyi kurabilmek için bir yalan kurdular. Hodri meydan, namus varsa, şeref varsa, şu kadarcık güven varsa iddialarınıza kamera kayıtlarını açıklayın. Bizim kamera görüntülerimiz Eren'in suçlu olmadığını gösteriyor. Tutuklanma gibi bir abuk tedbirin alınmasının ta tepeden talimat dışında hiçbir açıklaması da yoktur. Eren'i serbest bırakın. Eren'in serbest bırakılması gerekmektedir. Ve o MOBESE kayıtlarının açıklanamadığı her gün, her saat Eren'in siyasi bir polemiğe alet edilmek için gencecik bir çocuğun bu şartlarda cezaevinde tutulması sonucunu doğurmaktadır. Büyük haksızlıktır. Açık söylüyorum, kul hakkından korkan varsa Eren'in bu kadar hakkını yiyemezsiniz. AK Parti'nin içinde vicdanlı birisi varsa söylesin. Görüntüleri izlesin. Eren'in tutuklanması kul hakkına girmiyorsa neye giriyordur söyleyin. Bu kul hakkından Recep Tayyip Erdoğan siyaseten 3-5 puan, 0.3 puan, 0.5 puan kar ederim diye gencecik bir masumu içeride tutmaktan çekinmiyordur. Ben de onu içinde bulunduğumuz bu güzel günlerde, bu önemli günlerde, bu Ramazan gününde kendi seçmenine de şikayet ediyorum. Olacak iş değildir. Gelelim Sayın Berat Albayrak'a, damada. Tabii Recep Tayyip Erdoğan'ın sırlar ve korku ülkesinde damat Albayrak, dün de söylediğimiz gibi, harikalar diyarında gezmektedir. Durum harikadır. İstediği rakamı vermektedir. İnanan inanmaktadır. İnanmayanları gariban muhalifler saymaktadır. Damadın işi söylemek, inanma derdi vatandaşa düşmüş ama her kanaldan canlı canlı tekrar tekrar gösterilmektedir. Şimdi damat beye şunu sorarlar. Daha evveli gün 200 milyarlık yardımı bir şekilde 240 milyar oldu. Çarpan etkisiyle 525 milyar oldu demiştin. Dün çıktın 100-200 milyarlık yardımı 252 olarak söyledin. Çarpan etkisiyle de 600'e getirdin. Yani çarpan etkisi bir gün önce 2.18'di. Bir gün sonra 2.38 oldu. Rakamlarla neyi çarpıyorsun? Sen kimin hakkını yiyorsun? Çarpıyorsun, bölüyorsun ama bu mağdur vatandaşın derdine en ufak bir çare olmuyorsun. Ama sürekli abuk subuk rakamlar veriyorsun. Bir rakamın bir diğerini bu kadar açık tutmamasından bile hiç endişe etmiyorsun. Ve dönmüş Türkiye'yi ithalat cennetine çevirdik diyor. Bunu aile meclisinde konuşun diyorum size. Bizim önümüzde konuşmayın bunları. Bir damat kayınpederini eleştirecekse bu kadar aleni yapmamalı bu işi. Ev içinde konuşun. Ele güne rezillik olur. Damat bey, kayınpederinizi eleştirecekseniz bunu aile meclisinde yapacaksınız. Canlı yayınlarda yapmayın. Türkiye'yi ithalat cennetine çeviren kim? 18 yıldır kim yönetiyor? İsmet Paşa mı yaptı bunu? CHP zihniyeti mi yaptı? Bir bakalım kim ne yapmış damat bey? İthalat dış ticaret dengesi. Maviler AKP öncesi dönem. Hani onların deyimiyle CHP zihniyeti. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi yok ama AKP öncesi dönemde 642,
AKP sonraki dönemde 3.158. Bunlar milyar dolar. Yani ithalat 642'den 3.158'e çıkıyor ve dış ticaret dengesi AKP öncesi dönemde -247 iken AKP döneminde -1054, 5 kat artıyor. Dış ticaret dengesinde 5 kat bozulma, ithalat cennetine döndürmede 5 kat artış var. Berat Bey, kayınpeder yaptı bunu. Bunu Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Onun döneminde oldu bu. Bunu konuşacaksanız kendi aranızda konuşun. Vatandaş sandıkta bunun hesabını soracak. Ama bunu söylemek herhalde Berat Bey'e düşmez. Bunun dışında benim değineceğim son konu, değerli arkadaşlar, İsveç'ten özel uçakla bir tek hastanın getirilmesini büyük bir kahramanlığa dönüştürerek uçağı canlı yayınlarda uğurlayıp canlı yayınlarda kondurdular. Hasta orada gözetime yollandığında tedavi edilmediği vehmine kapılmıştı. Burada yapılan kontrolde de 3 gün sonra evine yollandı. Çünkü yapılacak bir şey yoktu, evindeydi. Bu büyük bir kahramanlık hikayesine dönüştü. Bunu canlı yayınlarda uçaklar karşılandı. Kimler gitti, kimler geldi hepsini gördük. Şimdi Suudi Arabistan'da, Cidde'de 195 inşaat işçisi tam tamına 50 gündür, 55 gündür haykırıyorlar. Biz burada kaldık diyorlar. Açız diyorlar. Rezil bir durumdayız diyorlar. Devlet bize el uzatsın diyorlar, duyan yok. Ve 1500-2000 kişinin ayrı ayrı sesini duyuramadığı Suudi Arabistan'da olduğu, ayrıca Umman'da, Katar'da, Bahreyn'den ve Kuveyt'ten çok sayıda çağrılar aldığımızı da bir kez daha ifade ediyoruz. Ve diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bu işçilerin sesini duyma zorunluluğu vardır. Oraya uçak yollanmalıdır. Eğer mali bir sıkıntı varsa, hani siz size yetiyordunuz ya, biz de size burada destek veririz. İhtiyaç varsa biz karşılayalım uçak paralarını, yakıtlarını. Bunu yapmıyorsanız doğru bir iş yapmıyorsunuz demektir. Ayrıca şu kadarını söyleyelim. Gelmelerinde karantina ile ilgili bir sorun varsa Hatay Büyükşehir getirilecek tüm vatandaşlara karantina ortamını hazırlama ve orada insan onuruna yakışır bir karantina süresi 14 günü getirmeyi de daha önce taahhüt etmişti. Bu konuda da bunu bir kez daha parti olarak teyit ediyoruz ve özellikle hem 195 inşaat işçimizin Cidde'deki sesini duyuyoruz ve duyurmak istiyoruz, hem de diğer memleketlerdeki vatandaşlarımızın sesinin duyulmasını talep ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorular varsa kısaca alırım. Şimdi olayı gördüğümüzde bir montaj olmasını ümit etmiştik ve çirkin bir montajdı. Ama böyle bir olayın yaşandığı teyit ediliyor. İzmir İl Başkanımız bugün bu saatlerde bu konuyla ilgili suç duyurusunu yapmış olacak İzmir'deki ilgili mercilere. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Diyanet İşleri Başkanlığından ve İçişleri Bakanlığından bu konuda derhal bir soruşturmanın yürütülmesini, sorumluların bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Bu bir provokasyondur. Camilerden müzik çalınması bir provokasyondur. Buna İzmir'in seçilmiş olması, fena bir provokasyonla karşı karşıya olunduğunun teyididir. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak son derece tavizsiz bir şekilde bu işin üstüne gidilmesini ve hangi camide kim nasıl yaptı, bunu ona kim yaptırdı, bunun arkasında ne vardır açıkça ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Burada bir sitemim de AK Partili birkaçı mevkidaşım da olan siyasetçilere, bir camide bir olumsuzluk yaşandığında bunu CHP üzerinden okumaya çalışmak ve işte biz gidersek CHP'lileri sevindirirsinizi bu cami görüntünün altına koymak siyasi nezaketsizliği de aşan küstahlıklardır. Bundan kimseye fayda yoktur. Böyle bir işi düşünün ki benzer bir durumda size karşı yapılsa
Ne hissedirseniz bize onu hissettiriyorsunuz. Ama CHP'yi böyle bir şeyle ilişkilendirmeye çalışarak bir siyaset kurmak artık başka türlü siyaset kurulamamanın da teyididir. Demek ki buna mı ihtiyacı var? 18 yıllık iktidar partisinin grup başkan vekilinin ya da üst düzey siyasetçilerinin düştüğü acize bakın. Camiden müzik çalmış, CHP ile ilişkilendirip buradan nemalanmaya çalışma basitliği ve ucuzluğu. Bu işin bu tarafını kınıyoruz. Diğer tarafında da derhal konunun üzerine gidilmesini istiyoruz. İzmir özelinde de gerekli başvuruyu il başkanımız bu saatlerde yapmış oldu. Buyurun. Onu şöyle ben sordum bununla ilgili. Şu anda aktif bir görevi yok. Ancak orada geçmiş dönemdeki yapmış olduğu görevi sosyal medya hesabında herhalde bio mu deniliyor? Biosunda tutuyormuş herhalde, o konuda da kendisi de bir açıklama yapmış. Ama sakın şöyle bir şey algılanmasın. Bu provokasyonun o görüntüyü paylaşan, yani başkaları paylaşmış, nereden paylaşıldıysa bakılması lazım. Onu retweet etmek gibi, yani Twitter'da retweet etmekten başka da bir sorumluluğu görünmüyor orada. Bu işi CHP ile ilişkilendirmeye çalışanların çabaları beyhudedir. Yarın böyle bir şey, onların yaptığı böyle bir şeyde CHP'li birisinin bir sorumluluğu olursa ona Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerekeni tezelden yapılır, ama burada CHP ile hiçbir ilintisinin olmadığını biz görüyoruz. Ama bu konudaki AK Parti'nin çabalarını, bazı AK Partililerin çabalarını da siyasi bir tükenmişliğin, nezaketsizliği bürünmüş hali olarak yorumluyoruz. Şimdi ya makam arabası, hani makam arabasını o gazete haber yapmış ya, yapılacaksa hakikaten haber olur o makam arabası işi. Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Genel Başkanımızın değişen makam arabası bir öncekinin aynısının yenisi. Bir önceki 2013 model. Ben olsam manşeti mütevaziliğin bu kadarı diye atarım. 2013 model bir arabaya binmiş. Yani düne kadar 7 yıllık arabaya biniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst düzey yöneticilerinin hangisi en son 7 yıllık bir arabaya ne zaman binmiş? Hep en üst düzey model arabaların kiralanıp kullanıldığı bir sürecin içindeyiz. Bakın bazı rakamlar vereceğim ama ondan önce şunu söyleyelim. 7 yıllık araç Afyon'da kaza yapmıştı. Kazasından beri de bir takım aksaklıklar yaşıyordu. Aracın yenilenmesine partimizin genel başkanın ulaşımıyla, güvenliğiyle sorumlu profesyonelleri genel başkanı ikna edemiyorlardı. Bu aracın değişmesi lazım, bu aracın. Nihayetinde aynı aracın yenisi alınmış. Haber yapacaksan 7 yıldır aynı araca biniyormuş Kemal Bey diye haber yapmak lazım. Lüks merakı diye haber yapmışlar. Utanmadan, sıkılmadan. Genel başkanın lükse merakı olsa PKK terör örgütü Şavşat'ta bir saldırıda suikast girişiminde bulundu. Bir askerimiz hayatını kaybetti orada. O suikast girişiminden sonra başbakanlıktan partimize zırhlı bir Mercedes yollandı. Sayın Genel Başkan bu Mercedes'e binmedi ve iade etti. Lüks araç merakımız olsa sizin bütün bakanlarınızın bindiği Mercedes'ten yolladınız. Genel Başkan geri yolladı. Partinin parasıyla alınmış arabanın parasından CHP'ye hesap soruyorlar ya. Olacak şey değil. Peki bu manşeti atan gazeteye şunu sormazlar mı? Cumhurbaşkanı'nın 13 tane uçağı var. 866 milyon dolar tutuyor. 866 milyon dolar tutuyor. Hepimizin vergileriyle alınmış. Piste duruyor. Böylesi bir israfı görmüyorsunuz. Genel başkanın partinin parasıyla alınmış 7 yıllık aracın yerine alınmış araca laf ediyorsunuz. Vicdan yahu. İnsaf yahu. Peki taşıt kiralama gideri 2019 yılının AK Parti yönetiyor ülkeyi, kamuyu ne kadar? 556 milyon TL ya. Bak o haberi yapan, hadi şunu da bassana.
taşıt kiralama giderleri 2006'dan beri 2007 yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Bakın Tayyip Erdoğan geldi. Bak. Ben mi yönetiyorum ülkeyi? İsmet Paşa mı kiraladı bu araçları? Sizin döneminizdeki araç kiralama bedeli 556 milyon TL. Kemal Kılıçdaroğlu mu soracağız bunun hesabını? Bunun hesabını soramıyorsunuz bu israfın, bu müsrifliğin. Bakın AKP iktidarında ne hale gelmiş. Bu israfın çizelgesini soramıyorsunuz. 13 uçağı soramıyorsunuz. Peki sorayım, Cumhurbaşkanı'na tahsisli kaç tane araç var? Kaç tane var? Kemal Bey'e bir. Değil mi? Kemal Bey'e devlet bir tane tahsis etmiş, geri yolladık. Geri yolladık, bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı'na 3 olsa tabii canım, o da genel başkan ama onun önemli görevi var. Cumhurbaşkanlığı yapıyor değil mi? 3 değil. 30 mu dersiniz? 30 da değil. 100 mü ya? 100 de değil. 300 mü, o da değil. 375 aracı var ya. Senin benim paramla bunlar kiralanıyor. Alınanlar bizim paramızla alındı. Şimdi kiralıyorlar. 2 senede bir hepsini yeniliyorlar. Yeni yeni ihaleler açıyorlar. Cumhurbaşkanının dünyanın en pahalı Mercedes'ine biniyor. Yanında bir tane de boşu var. Bazen buna, bazen buna biniyor güvenlik gerekçesiyle. Hani öteden, ileriden bir suikast girişimi olur mu? Olur. Araca isabet ederse %50'ye indirmek için riski. Bu alınan bir tedbir. Bunu çıkıp bugüne kadar konuştuk mu? Ama ne yapıyorsunuz? Aynı dünyanın en pahalı Mercedes'inden 2 tane alıyorsunuz. Ağzımızı açmıyoruz. Siyasete aracı, onu bunu falanı filanı demeyelim. Güvenlik gerekçesinden yapılır. Bütün Türkiye biliyor. Herkesin gözünün önünde en pahalı Mercedes'ten 2 tane var. Ya birazcık vicdan olur ya. Dönüyor Sayın Genel Başkan'ın 7 yıllık arabasını partinin parasıyla yenilemişiz. Buna haber yapıyorlar. Ben daha buna ne diyelim? Biz buna ne söyleyelim? Bu kadar kötülükle uğraşmak zor hakikaten ya. Hakikaten zor. Daha önce de söyledim. Aslanla kaplanla boğuşursun. Ölümüne boğuşursun. Merttir ya. Yenersin, yenilirsin. Sümüklü böcekle boğuşulmuyor. Olana bulaşıyor, burana bulaşıyor. Daha söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun.